Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Güneşli ve güzel bir Karadağ gününden hepinize selamlar diliyorum. Arkadaşlar, bu videoyu yapmaktaki amacım AKP ve MHP çetelerinin Türkiye'de kurdukları düzenin nasıl bir soyguna çevrildiği, halkı nasıl soyduklarını biraz da benim penceremden göstermek için. Ben Kanada'da yaşıyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer videoyu herhangi bir yerde rastlarsanız, Kanada'nın British Columbia eyaletinde yaşıyorum. Vereceğim örneklerin hepsi buradan ve genelde Kanada'dan olacak. Şimdi arkadaşlar, hiç uzatmadan lafa gireyim. Vereceğim fiyatlarda bu arada çevirmeye kalkmayın. Yani Kanada dolarını Türk lirasına çevirmeyin. Şöyle yapalım. Benim söyleyeceğim şeyleri ben lira olarak söyleyeyim. Yaptığım paradan tutun da neye ne kadar ödediğimi hepsini lira olarak söyleyeyim. Kafamız karışmasın. Şimdi benim aylık gelirim, bu arada bu tek gelirim değil. 3-4 iş yapıyorum bazen. Şu anda çalıştığım, yani full time olarak çalıştığım, tam zamanlı olarak çalıştığım iş yerinden aşağı yukarı 4000 dolar falan para yapıyorum. 2300 dolar benim maaş bordrom var. 34-35 saat çalışıyorum haftada. Onun getirisi olarak 2 haftada bir ödeme alıyorum. Bu maaş bordrosu gibi. O da böyle 1150 dolar falan yapıyor 2 haftada bir. Tipli bir işte çalıştığım için bir de aylık bahşiş gelirim var. Aşağı yukarı ondan da işte bazen 1600, bazen 1400, değişiyor gününe göre ya da ayına göre. O kadar bir para yapıyorum. 4000 dolar diyelim arkadaşlar. 4000 lira diyelim arkadaşlar. Hani kafamız karışmasın. Şimdi bunun içerisinde 1750 dolar ev kirası veriyorum. Ev kirasının içerisinde elektrik ve su dahil, şöyle ki 1600 dolar normalde kira bedeli. Fakat ev sahibim 150 dolar beni her ay elektrik ve su parası için benden 150 dolar alıyor. Fakat yılın sonunda elektrik paraları ve su paralarının toplamına bakın. Eğer eksiği varsa ben tamamlıyorum. Ya da fazlası varsa o bana geri verecek. Böyle bir anlaşmamız var. 1750 dolar yani elektrik, su faturam ve ev kiramın karşılığı. Geçen ay gelen elektrik faturasını söyleyeceğim arkadaşlar. Gülmeyin. 32 dolar elektrik faturası geldi. Hatta elektrik faturasını ayrıntılandırmışlar. Günlük 54 mi 56 sent mi elektrik harcamışız. Eşim haftada en aşağı 2 kez çamaşır yıkıyor. Kurutma makinesini bu aralar kullanmıyoruz çünkü yaz ayları. Dışarıda bir böyle katlanabilir bir şey var. Kurutma makinesi askı var. Ona asıyoruz. Dolayısıyla kurutma makinesinin elektriği yok. Bir bulaşık makinesi var ama çok çalıştırmıyoruz onu. Onun haricinde kendi elektroniklerimiz, işte televizyon falan, onlar var. Başka bir şey yok. Günlük 52 sent, 54 sent falan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kış aylarında biraz daha fazla geliyor çünkü elektrikle ısınıyorsunuz burada arkadaşlar. Onun haricinde cep telefonu faturalarımız var. 157 dolar, hadi 160 dolar diyelim. Yuvarlak hesap olsun. 160 doların içerisinde 2 tane telefona taksit ödüyoruz arkadaşlar. Eşim ve benim iPhone'umuz var birer tane. 34 dolar falan herhalde onların taksiti olsa gerek. 70 dolar olsa 90 dolar da bizim faturalarımız oluyormuş demek ki. Bunu içerisinde 30 GB internetimiz var. Her birimizin 60 GB toplamda internet harcıyoruz. İnternet demişken eve bağladığımız internetin aylık masrafı da 65 dolar arkadaşlar. Ne oldu? 160, 65, 225, 250 diyelim ona da. Yani 2250 dolar bir sabit giderimiz var. Onun haricinde zaten video yapmamın nedeninden bir tanesi de o. Çünkü geçen hafta bir Türkiye'de sanırım araba sigortalarına gelen bir aşırı bir zam vardı. Arabayı sigortalarını size söyleyeyim arkadaşlar. Benim şu anda kullandığım araç 2010 Audi TT. Ben buna normalde liability diye bir sigorta var. Onda olduğu zaman 73 dolar veriyorum. 71 dolar veriyorum, özür dilerim. Eşimin arabası da 2009 Smart. Onun sigortası da 61 dolar. Fakat geçen sene ben hiç ceza almadığım için, hiçbir trafik cezası almadığım için, hiçbir kazaya bulaşmadığım için bana indirim göndermişler. Bu arada arabayı daha yeni çevirdim, bu Audi TT'yi full kaskoya çevirmiştim. O kaskodaki şeyde indirimde 450 dolar indirim göndermişler. 1300 dolara falan geliyor yıllık. 450 dolar indirim göndermişler işte kaza yapmadığından dolayı, söylemişim zaten. Takip edenler bilecektir. Benim bir tane kırmızı bir arabam var. Hala var bu arada, smart araba. Onu Quebec'te küçük bir köyde kullanıyordum.
Onun sigortasını söyleyeceğim, güleceksiniz. 280 dolar yıllık arkadaşlar. Başka hiçbir şey vermiyordum. 280 dolar yani aylık 28 dolardan daha mı az oluyor? Yok, biraz daha fazla mı oluyor? Kafam şimdi tam şey yapmadı. Fakat bayağı ucuz bir bedel. Bunun haricinde %12 satış vergisi ödüyorsunuz arabayı aldığınız zaman. Fakat şöyle bir kural var. 10 yıldan büyükse arabanız, arabanızın şeyini sorgulamıyorlar. Yani aldığınız fiyatı çok sorgulamıyorlar. Mesela diyelim ki satıcıyla şey yaptınız, anlaştınız. Arabanın değeri normalde 10 bin dolar ama gösterirken 5 bin dolar gösterdiniz. Tabii dürüst bir davranış değil ama yani yapanlar var. Bu 5 bin doları işte o %12 ile çarpıyorsunuz. Onun karşılığında bir para ödüyorsunuz. Bu paranın içerisinde plakanız var arkadaşlar. Plaka da geliyor içerisinde. Başka hiçbir vergi ödemiyorsunuz. Yani ne ÖTV'dir ne bilmem nedir, bu tür şeylere girmiyorsunuz. Araba fiyatları çok ucuz arkadaşlar. Bizim en son aldığımız araba Smart 2009 model. 65 bin kilometre aldık. Kanada ve Amerika için nispeten çok düşük bir kilometre bu. 65 bin kilometrede 7 bin dolar aldık arkadaşlar arabayı. Üstü açılabilir bu arada. Yani bilmiyorum Türkiye'de ne kadar ya da var mı o araba. Başka ne vardı anlatacağım size. Benzin fiyatları. Bir ara 2.45 çıktı arkadaşlar. 2 dolar 45 sente litresi. Şu anda 1.84 falan olsa gerek. Amerika'da ve Kanada'da yaşayan arkadaşlar bileceklerdir. Costco diye bir yer var. Üyelikle çalışan bir market. Çok büyük bir market. İçerisinde hemen hemen satılmayan bir şey yok. Bu arada onların benzin istasyonları da var. Dışarıda eğer benzin 2 dolar falansa orada 1.90, 1.89 falan 10-11 sent daha aşağıya satıyorlar. Benim üyeliğim orta kademede bir üyelik. 120 dolar veriyorum ben aylık oraya. Şey yıllık oraya. Eğer geri işte yılın sonunda herhalde %2 harcadığım paranın %2'sini geri gönderiyorlar bana falan, öyle bir şeyleri var. Daha henüz üyeliğim bir yılı geçmedi ama benzini oraya uğradığımız zaman oradan dolduruyorum. 1.74'e doldurdum herhalde en son. Dışarıda da 1.84 şu anda arkadaşlar. Bir arama 2.45'e çıkmıştı. Hatta komşu eyalet Alberta'da devlet kendi vergisinden vazgeçmişti. Çünkü benzindeki artış her şeye yansıyor arkadaşlar. Yani artık bunu 50 kere söylemenin de manası yok. Çünkü her şey, yani marketten aldığımız elmadan tutun da ne bileyim araba lastiği bilmem ne, bunların hepsi satış noktalarında size sunulurken hepsi şeyden geliyor. Yani benzinli bir araçla ya ne bileyim trenle ya kamyonla bir şekilde, yani benzinin şey olduğu, mevzu bahis olduğu bir yöntemle geliyor. O nedenledir ki benzindeki artışların hepsi enflasyona yansıyor. Devlet o yüzden enflasyon olmasın diye Alberta'da kendi vergisinden bir kısmından vazgeçmiş bir ara. Bu otele gelen bir şeylerden duymuştum ben bunu. Bu arada Alberta'nın şeyi satış vergisi %5. Bizim burada %12, onlarda %5. Kasaya gittiğiniz zaman gördüğünüz fiyatın üzerine %5 ya da %12 bulunduğunuz bölgeye göre ekliyorsunuz arkadaşlar. Verdiğim fiyatların hepsi o şekilde. Başka size örnek verebileceğim ne var? Yaşamdan bahsedeyim mesela, yani kullandığımız yemek malzemeler falan. Biz eşimle haftada iki kere falan dışa çıkıyoruz arkadaşlar ve bu lüks değil yani. Ben görüyorum bazen sokak röportajlarında falan, saçma sapan adamlar yok karnında uyuyor mu falan filan diye böyle mal mal hareketleri bunlar. Yani karnın doyması yaşadığın anlamına gelmiyor ya da yani yaşam bu değil arkadaşlar. Bir ne bileyim, insanın tatile ihtiyacı var, insanın değişik tatları tatma ihtiyacı var. Vitaminini ya da çoluğunun çocuğunun vitaminini karşılama ihtiyacı var. O yüzden bu yemek işlerini falan çok böyle şey görmeyin arkadaşlar. Lüks görmeyin. Bu yaşamının getirdiği bir şey. Şöyle söyleyeyim. Geri kalan paramızda, yani ben 4000 lira yapıyorum dedim ya size arkadaşlar. Yaşam masraflarım bu. Bu arada evim 2 odalı bir salon. Bütün masraflar ne yapıyordu? İşte 2000-2250 arabaların sigortası da şey olsa 2000 160 220 2250 dedik. Arabaların sigortası da 134-135 dolar. 150 dolar diyelim. 2400 dolarlık bir toplamda bir masrafımız var. Yani bana geri kalan 1600 dolar falan.
Bunun 600 dolarında arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Haftada iki kere çıktığımız zaman 60 dolar 70 dolar arası hesap ediyoruz. İşte TV ile beraber 80 dolar falan yapıyor. Aylık bize aşağı yukarı 600 dolar bir dışarıda yediğimizin masrafı oluyor. Yani geriye 1000 dolar falan para kalıyor. 1000 dolarla da arkadaşlar gerçekten rahat rahat geçiniyoruz. Aslında bu benim tek gelirim değil. Baştan da söylemiştim size. Daha 2-3 değişik kalemde gelirim de var. Eşim de çalışıyor bu arada. Eşimin yaptığı para da aşağı yukarı 3200 lira falan yapıyor herhalde, o da aşağı yukarı. Benzin masrafı, bu arabaya ben aylık belki 100-150 dolar benzin koyuyorum. Bir de eşimin arabasına işte benzin koyuyoruz. O arabasıyla çalışıyor. O da işte aşağı yukarı 250 dolar falan harcıyor. 400 dolar benzin masrafımız var. Yani bize kalan, eğer tek maaşla çalışsan, 600 dolarlık bir para kalıyor. Bu 600 dolarla geçinebilir miyiz? Geçiniriz arkadaşlar. Çok fazla iyi geçinemeyiz ama yani şey, böyle sürünmeyiz de yani. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi iki kere haftada dışarı çıkıyoruz. Çok lüks mekanlara falan gittiğimiz yok. Burada yanlış anlaşılmasın ama yani normal böyle orta halli restoranlara gidiyoruz. Ve benim gelirim bu arada orta halli bir gelir. Yani çok yüksek gelir seviyesinde bir insan değilim. Normalde burada en düşük gelir, yani hiçbir şeyiniz yoksa, yeteneğiniz yoksa saatlik 16,5 dolar alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani kimse açıkta değil ama çok fazla zengin de yok burada. Ortalama gelir işte ne bileyim 4000 dolar, 5000 dolar civarında. Ve çok yüksek paralar yapanlar vardır, elbet var ama hani gelişmiş ülkeyi gösterirken sürekli böyle bir baklava şeklini gösterir ya, bu orta kısımdaki yer orta gelirli insanların şeyini temsil eder ve orası ne kadar büyükse, baklava dilinin aşağı ve üst kısmı ne kadar küçükse, bunlar da fakirleri ve en zengin kısmı temsil edildiğinden dolayı. Neyse, uzatmayayım arkadaşlar. Yani mesela örnek vereyim, neden örnek vereyim size? Peynir aldım geçen gün. Burada en pahalı peynir şey, yani en pahalı peynir derken beyaz peynirden bahsediyorum. Yunanistan üretimli peynirler, 10.99 aldım arkadaşlar 400 gramına. İçki kullanmıyoruz arkadaşlar, o yüzden içki konusunda fiyat belirtemeyeceğim ama bira herhalde altılı bira 12 dolar 11 dolar bazen böyle şey yapıyorlar, promosyon yapıyorlar, bazen 10 dolar 9 dolar falan olabilirsiniz. Paket büyüdükçe herhalde biraz fiyat da düşüyor. 24'lü falan alırsanız daha ucuz alabilirsiniz. Sigara da kullanmıyorum arkadaşlar. Sigara kullanmıyoruz. Onun da fiyatını çok iyi bilmiyorum ama herhalde paketi 20 dolar falan olsa gerek. Ondan bayağı bir vergi alıyorlar yani. Sigara içenlere diyorlar, vergini vereceksin bunu içiyorsan diye. Benim yaşadığım yerde çok içen insan da yok bu arada. Başka onun haricinde size fiyat örnek verebileceğim. Benzini söyledim. 1.80 civarında. Bu kadar herhalde arkadaşlar. Yani soygunu görebiliyor musunuz Türkiye'de? Bir şöyle söyleyeyim. Aslında yani soygunu yapan sadece MHP ve AKP değil. Soygun tüm ülke tarafından yapılıyor. Yani AKP ve MHP'ye oy veren herhangi bir insan, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, fırsatını bulduğunda kötülük yapacak tipte insanlar. Yani bakıyorsun adama, adam savunurken AKP diyor ki ya kim yapmıyor? Yani kim yapmıyor derken dediği şey şu: ben yapsam, fırsatını bulsam ben de yapacağım demek bu. Yani AKP ve MHP öyle bir düzen kurdular ki ülkenin ahlakı gittiği için herhangi bir insan fırsatını bulduğunda, yani geldiği kademeye göre, işte ne bir memuriyetteyse memur kademesine göre, bürokratsa bürokrattaki kademesine göre elinden geldiği bir şekilde ülkeyi soymaya çalışıyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok diye düşünüyorum. Sadece AKP'li, AKP MHP'nin o baş kurduğu kurmaylar, yani ne bileyim milletvekilleri, onların etrafını çevreleyen iş adamları değil. Büyük küçük herkes Türkiye'de vurguna geliyor. Bunun sebebini de benim açıklamam şu. İnsanların bilinçaltında şöyle bir şey oluşuyor. Mesela Türkiye'de 17-25 Aralık oldu değil mi? Bir sürü soygun. Adam oğluyla evladıyla telefonda konuşurken yakalanıyor. İşte diyor ki sıfırla paraları bilmem ne. Ondan sonra milletvekillerinin çocuklarının evlerinde yapılan baskınlarda paralar bulunuyor. Para sayma makineleri bulunuyor. Yani inanılmaz derecede nakit paralara el konuluyor. Bu kadar soygun varken bunların hiçbir şey olmaması ve bu adamın kalkıp biz milli ve yerliyiz, bize darbe yapmaya kalkıyorlar, yok şudur budur deyip de işi tamamen çevirmesi
halkın bilinçaltına şöyle bir şey oluşturuyor. Diyor ki halk, ya kardeşim bu adamlar yolsuzluk yapıyorlar. Yani bunu bilinçaltına yapıyor. Bunun farkında olmuyor insanlar. Bilinçaltından yapılan hırsızlıkların karşılıksız kaldığını, yani bir ceza almadıklarını gördükleri zaman insanlar diyor ki ya bunlar yapıyorsa ben ne yapayım? Yani belki bunu bu şekilde ifade etmiyor ama bilinçaltı böyle çalışıyor. Mesela size başka bir örnek vereyim. Geçen birkaç Kanadalı arkadaşımla konuşuyorduk. Bu verginin dışarıda, yani şöyle, yani Türkiye'de KDV dahil oluyor ya aldığınız her şeye. Burada ve Amerika'da, belki başka ülkelerde bu şekildedir. Yani malzeme görüyorsunuz 10 dolarsa kasaya gidiyorsunuz, işte %12 değişiyor nerede yaşadığınıza göre. Vergi ödüyorsunuz ya. Bu bir bilinç oluşturuyor insanlarda. Türkiye'de KDV öderken KDV içinde deyip geçiyorsun. Devlete vergi verdiğinin farkında değilsin. Burada insanlar bu parayı ödedikleri zaman bir vergi verdiklerinin farkında. Yani kasaya gittiğiniz zaman vergi veriyorsun. Adam diyor ki, yani demiyor da işte bilinçaltı. Diyor ki kardeşim ben bu ülkeye vergi veriyorum. Ben zora düştüğüm zaman bu ülkenin benim arkamda durması lazım diye bir bilinç oluşuyor. Umarım bu bilinç Türkiye'de de bir gün oluşur. Umarım Türkiye'de bir gün hak ettiği şekilde yönetilir. Hak ettiği şekilde yönetiliyor gerçi de. Hak ettiğimizden daha fazlasını alırız. Soygunlar biraz daha azalır. Hırsızlar biraz daha azalır. En azından baba oğul hırsız olmayan insanlar tarafından bu ülke yönetilir bir gün inşallah. Ümidimiz bu. Bakalım ilerleyen günlerde ne göreceğiz ama gördüğüm kadarıyla soygun devam ediyor yani. Bunlar şey gibi ya, Red Kit vardı, şimdi yaşı benle olanlar hatırlar. Gerçi ismi de Red Kit değil ona. Lucky Luke galiba. Şey, Şanslı Luke diye hatırlıyorum. Geçecek misin karşıdan karşıya? Geç. Bu hatırlıyorsanız orada böyle Daltonlar vardı, 5 tane gerizekalı kardeşler. Onlar treni durdurup soyuyorlardı ya. Haydutlar yani. İşte AKP ve MHP de ülkeyi böyle tren gibi durdurmuşlar. Türkiye tren gibi. İçeri girmişler. Soyuyorlar da soyuyorlar. Soyuyorlar da soyuyorlar. Yani hiç planı vazgeçmeyecekler. Tren içerisinde boşaltana kadar bu soygun da devam edecek. Tren ne zaman hareket etmeye kalkar, bu fuşlar arkada kalır. O zaman belki Türkiye rahatlar diye düşünüyorum. O da işte yapılacak ilk seçim ne olacak herhalde. Gidip oyumuzu kullanacağız. Bakalım ne olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.